Değerli milletvekilleri, siyasette yoğun bir haftayı geride bıraktık. Pandemi tehdidinin arttığı bu günlerde Türkiye'nin atacağı her adım bugün olduğu kadar yarını da etkileyecek. Böyle günlerde devlet ciddiyetle önlem almak, milletimize güven vermek zorundadır ve bu çok önemlidir. Çünkü böyle zamanlarda söylenen her söz, atılan her adım insanımızı ya rahatlatır ya da endişelendirir. O yüzden devleti idare edenlerin böyle zamanlarda dikkatli olması gerekir. Çünkü böyle sıkıntılı günlerde vatandaş devletine güvenmek ister. Doğruları duymak, doğru işler yapılacağına inanmak ister. Ne var ki uyarılarımıza rağmen pandemi konusunda milletimizde bir güven bunalımı oluştu. Milletimiz elbette bu konuda hangi noktada olduğumuzu bilmek isteyecek. Bu sadece bir istek değil, aynı zamanda bu bir haktır. Vatandaşınızı böyle bir tehlikeyle ilgili olarak açık ve doğru bilgilendirmeniz gerekir. Bu iş siparişle ürettirdiğiniz sahte enflasyon hesabına benzemez. Söz konusu olan vatandaşımızın sağlığıdır, hayatıdır. Pandeminin ilk gününden bu yana samimiyetine inandığımı ifade ettiğim Sayın Sağlık Bakanı'nın zor durumda olduğunu görüyorum. Ekonomideki her rakamla kafalarına göre oynayıp yanlış hikayeler yazan bu iktidarın pandemi konusunda da benzer bir alışkanlık edindiğine şahit oluyoruz. İktidarın milletimize akşamüstleri açıkladığı rakamlar maalesef artık inandırıcı değil. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi rakamları ortada. Mesela geçtiğimiz hafta sonu 14-14 Kasım Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı tüm Türkiye'deki pandemi kaynaklı can kaybını 92 olarak açıkladı. Oysa aynı gün DEF'in raporlarına göre sadece İstanbul'da salgın hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 164. Yani sadece İstanbul'da bakanlık rakamlarının iki katı insanımızı kaybetmişiz. Yine Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre pandeminin başından bu yana Türkiye'de toplam 11.418 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına göre 14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9.872. Bu işte bir gariplik var.